İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordine ettiğimiz kaymakamlığımızın da destekleriyle düzenlemiş olduğumuz ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bisikletlerini takdim edeceğiz. Onlar bizim ve siz sevgili ailelerimizin yüz akları. Sare Bulut, Ecrin Atalan, Eymen Kadiroğlu ödüllerini kıymetli buyursunlar efendim. El sallıyoruz. Sizlerden de el sallamanızı bu anlamda teşekkür babında istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. İşte o teşvik edici unsurlardan bir tanesi de Bağcılar Belediye'mizin artık geleneksel hale getirmiş olduğu bisiklet ödülleri. Bugün burada 320 çocuğumuz, 320 gencimiz hayallerine kavuşacaklar. Bir yıllık emeklerinin karşılığını alacaklar. Ben sadece burada yarışmayı kazanmış olan, bisiklet ödülünü kazanmış olan öğrencilerimiz değil, bu yarışın içinde en başından bugüne kadar olan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bütün çalışmalarda desteklerini esirgemeyen belediye başkanımızın şahsında Bağcılar Belediye'mizi tebrik ediyorum. Yerel idare ve genel idare olarak biz Bağcılar'da daha yaşanılabilir, daha huzurlu, herkesin yaşamaktan zevk aldığı, keyif aldığı bir Bağcılar için mücadele ederek çalışmamızı sürdürüyoruz. Özel bir gün bugün, aslında bizim için çok da keyif aldığımız bir gün. Geçtiğimiz sene tüm 3. sınıf öğrencilerine günlük dağıtmıştık, Sevgili Günlük isminde. Bu günlüklerimizi tutan, jüri üyelerimize veren ve dereceye giren 100'ün üzerinde öğrencimize bisiklet dağıttık. İlaveten 6. sınıf öğrencilerimizde dağıtmış olduğumuz Hayallerime Bir Adım Daha kitabının en iyi özetini çıkaran yine 70'in üzerinde öğrencimize bisiklet dağıttık. Ve son olarak da 8. sınıf öğrencilerimiz içerisinden ilk 3'e giren sınıflarındaki tüm öğrencilerimize, o da 132 öğrenci olmak üzere, toplamda 320 bisikletimizi çocuklarımıza bugün dağıtmış olduk. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. İnşallah böyle kazasız belasız güzel bir sürüş diliyoruz onlar için de. Tabii onların gelecekleri bizim için çok kıymetli, çok özel, çok önemli. Bugünü ben ömürleri boyunca unutmayacaklarını biliyorum. Bu heyecanı yaşayan bir Bağcılarlıyım ben de. Bizim de çocukluğumuzda büyüdüğümüz bir ilçe burası. Ve ilçemizdeki özellikle çocuklarımızın gelişim sürecine katkı sunacak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz. İşte bugün içinde bulunduğunuz bu büyük alanı, başta Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle imarlı bir alandan yeşil alana çevirerek bizlere kazandırdı. Çevre Şehircilik Bakanlığımız inşa etti. Ve biz vatandaşlarımızla bugün burada çok güzel zamanlar geçiriyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak bir bağ kafe, sosyal tesis konumlandırdık. Kütüphanemiz var, kitap kafemiz var. Bütün sosyal imkanları yapılabilecek donatılar burada mevcut. Bunun gibi yeşil alan miktarlarımızı hızla artırıyoruz. 2 sene içerisinde göreve geldiğimiz süre içerisinde %20 artırdık. Kütüphanelerimizin sayısını hızla artırdık. Dev bir şehir kütüphanesini şu anda tamamlamak üzereyiz. Kültür Bakanlığımızla birlikte. Tiyatro binamız geliyor Kültür Bakanlığımızla birlikte ki devlet tiyatroları artık Bağcılar'da olacak. Kültür sanat çalışmalarımız hızla devam ediyor. Diğer taraftan sosyal tesislerimizin sayısını birden 7'ye çıkardık. Sene sonu 10'u geçecek. İnşallah birkaç yıl içerisinde her mahallemizde yürüme mesafesinde çok ekonomik fiyatlarla en kaliteli hizmeti aldığı bir sosyal tesis anlayışını Bağcılarımızda inşallah tüm mahallelerimize yayıyoruz, yaymaya devam ediyoruz. Spor sahalarımızla ilgili Spor Bakanlığımızın çok önemli destekleri var. Açık kapalı spor sahalarımızı hızla artırıyoruz. Bir diğer taraftan özellikle kütüphanelerimizin oturma kapasitesini birkaç sene içerisinde 5 katına inşallah çıkartmış olacağız. Belediyemizin giriş katını da kütüphaneye dönüştürüyoruz. Onlar bizim için aslında en kıymetli varlıklarımız. Ben de ki çocuk babası olarak, ebeveyni olarak çocuklarımızın bizim için hayatımızın en önemli unsurları olduğunu, ülkemiz için aslında aynı zamanda en önemli varlıklar olduğunu iyi bilen birisiyim. O yüzden çocuklarımıza değer katacağız. Onları
spor yapan bireyler haline dönüştüreceğiz inşallah. Kültür ve sanatla iştigali olan çocuklar olacaklar, gençler olacaklar. Eğitimi hayatlarının merkezine alacaklar, meslek eğitimi alacaklar. En iyi mesleği yapan bireyler olarak inşallah bu ülkeye hizmet edecekler. Biz çocuklarımıza özgüvenli, benliğini bu anlamda kazanmış, hayata güvenle bakan, şahsiyeti oluşmuş, özellikle hangi iş yapıyorsa olsun en iyi şekilde yapabilen bireyler olabilmeleri adına onların yanındayız, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Bugün de bu anlamda ödüllerle onları aslında bu noktada marifetlerini iltifat noktasında yerine getirmiş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm öğrencilerimizin güzel bir gelecek inşallah kazanmaları adına destek olacağız. Mutluyum ve gerçekten bu ödülü hak ettiğimi düşünüyorum. Ayrıca Abdullah Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Bisiklet parklarına gidip bisikletimi süreceğim. Arkadaşlarımla eğleneceğim. Uzun süredir de bunu bekliyordum. Çalışmamızın karşılığını bu şekilde almak bizi çok mutlu etti. Yani okula gidip gelmek için bana avantaj sağlayacak, öyle kullanacağım. Yani çok teşekkür ediyoruz böyle bir hediye verdikleri için. Çok güzel bir kampanya olmuş.